şimdi anlatayım yapımını. Önce kumaşımızı alıyoruz. Sonra kalıplarım var. Bunları ben oluşturuyorum. Ama isterlerse, benimkini beğenmezlerse internet sitelerinde de kalıplar var çeşitli. Bunları böyle kumaşın üstüne koyup çiziyoruz öncelikle. Ondan sonra kalıplarımızı, sonra makine dikişiyle hiç kesmeden önce dikiyoruz. Sonra kesiyoruz, tırtık veriyoruz ki dediğiniz gibi demin potluk yapmasın diye kumaşlarımızda. Her şey çıtlatıyorsun. Evet, çıtlatıyoruz ya da sürfile makasıyla kesebilirler. Daha kolaylık olur eğer ellerinde varsa. Bunu şey yaptın mı sen? O çıtlatmayı gösterelim, bu çok önemli. Tamam, var mı makasın? Tabii. Şuralardan o çıtlatmayı göster. Özellikle dönen yerlerde o çıtlatma değil mi önem kazanıyor? Mesela şey de önemli, istersen büyük makas var burada. Evet, sevinirim. Ben mesela kesip dikerdim. Büyük parçada dikip ondan sonra kesiyor mesela. O da şey, bir ayrıntı. Görüyor musun? Değil mi? Evet. Dolunay etkisi galiba. Böyle kestikten sonra eğer sürfile makasları yoksa şöyle küçük küçük şöyle birazcık zahmetli yani dikişe ama. Gelme, evet, dikişe gelmeyecek için. Şekilde böyle arada 1-2 milim kalacak şekilde böyle kesebilirler. Şunu gösterelim. Tabii. Şuradan. Yani bu döndüğü zaman dikiş bilenler bunun önemli bir şey olduğunu bilirler. Döndüğü zaman evet. Çok önem kazanıyor. Şimdi büyük parçada yapmak çok iyi bir fikir. Senden bir şey öğrenmiş olduk. Evet, kesinlikle. Sonra döndürüyoruz. Evet, döndürmesi döndürdüm. Biraz zahmetli gelebilir ama herkes sonunda başarır. Hani korkmasınlar döndüremiyorum diye. Eskiden biz biye döndürtürdü anneler, evet. Ablalar bize. Biye döndürülürdü. Şişle yapardık, şişle, kalemle yapardık, yapardık, kancalı iğneyle yapardık. Evet. Sen neyle ben yapıyorsun? Ben Çin çubuğunu kullanıyorum. Ha, Çin çubuğu iyi fikirmiş. bir Çin lokantasına gittiğinizde bir tane Çin çubuğu yemek yemek için. Bir tane için. Daha elyaf doldurmak için kendi icadım var. Bunu şöyle tutabilmek için elyafı biraz zor oluyor, minik minik. Bak. Evet, battın mı yerine? Yok yok, batmadı. Bak, minik minik alıp fikir. Koymak için ben bununla çalışıyorum. Bunu nasıl yaptığımı söyleyeceğim şimdi. 3 tane bildiğiniz şiş çubuk. Sizin tamam. Sizin yöntemlerinizle siz böyle evdeki her şeyi kullanarak, değerlendirerek yeni bir aparat almadım. Şurada gösterelim. Tabii. De. Biraz seni öne alayım o zaman. Bunu alıyorsunuz 3 taneyi, sonra bantlıyorsunuz çok basit bir şekilde. 3 tane çubuğumuzu bantladıktan sonra bizim elimizde böyle bir materyal ama oluşmuş güzel oluyor. Böylece su bandıyla mı bantladın evet, bunu? Ben, ucu açık. Ucu açık kalacak. Oradan bakın, küçük küçük elyafları alıp koyabilmek için. Bence süper. Böylece doldurması daha kolay oluyor. Çünkü büyük parçalar içine tam olmuyor, potluk yapıyor bacaklarda. Sibel bu var ya. İkisi de teşekkür ederiz Defne. Bak sana. Çok teşekkür ederiz. Sadece bize. Sadece çok ufak bir şey, çok bastırmasınlar yaparken bu sefer deliniyor kumaş. Hani öyle çok mi? Tıkacağız derken. Şuraya doğru evet, gidiyoruz. Yani yumuşak ufak, yumuşak. Yumuşak. Bu da bir sabır işi evet, yani. Evet, birazcık uğraştırıyor doldurması. Ama zevkli. Sert mi dolduralım? Sert doldurulacak. Sıkı mı dolduralım? Size göstereyim. Bakın. Böyle sert olacak. Bayağı sert. Bayağı sert yani bakın elim yumuşamıyor. Kollar bacaklar da mı kollar, böyle? Kollar bacaklar da sert olacak böyle. Tamam. Ama en sert olması gereken kafamız. Boyamada güzel görünsün. Çene kısmı özellikle şu çene kısmı. Alttan dikiyorsun. Evet. Üstten dikiş bu. Çene bunu. Kısmında şöyle, ne önemli? Stop, mesela bu yamuk ama aynen böyle olacak bu doldurulduktan sonra. Hani doldurunca sıkı sıkı düzeliyor. Yamukluklar olur hani korkmasınlar diye söylüyorum. Doldururken. Yamuk çıktı benim kafam niye böyle oldu demesinler. Şimdi şunu öğrenmek doldurmaya istiyorum. Doldurmaya devam etsinler. Mesela bunun burasında bir boşluk evet. Var onu mu demek istiyorsun? Evet onları sıkı yani, sıkı doldurarak oraya doğru ineceğiz o zaman. Evet. Oradaki yamukluğu gidermeye çalışacağız. Çok iyi bilgiler bunlar. Gerçekten çok iyi bilgiler. Kız çocuklarınızla hani yapıp satmak falan değil evde bir bez bebek. Herkesin bir bez bebeği olsun istiyorum ben de. Benim de hayalim tabii ki bir atölye kurmak. Çocuklarla birlikte çalışmayı çok seviyorum. İnşallah markanı oluştur. İnşallah. Çok büyük bir marka ol. Bugün inşallah bazı firmalardan da sana teklif gelsin. bu işin başında ol. Sen böyle uç kanattan git biz bunu çok isteriz zaten çok güzel yapmışsın. Yeni oluşumlar zamanıymış şu bir iki. Bugün bak bir dilek. Bak, evet. İnşallah, İnşallah sana gelir olsun. Ne güzel. İnşallah sana olsun bugün güzel dilekler dileyelim kardeşimiz için olsun.
biz de ondan satın alalım, gurur duyarız. Canım, ay biz programı güzel, çıkartmıştık, evet. Fethiye'den gelmişti falan diye. Ben böyle öyle şeylerim vardır benim. Süpersin. Şimdi bebeğin başını boyamayı gösterelim. Boyamayı gösterebilirim. Nasıl bir boya kullanıyorsun? Önce akrilik boya kullanıyorum. Tamam. Su bazlı boyalar kullanıyorum. Böyle küçük küçük kabakta bile çalışabilirler. Yani illa benim bir paletim olsun. Şöyle böyle. Yine sizin yöntemlerinizle ben evde bıldırcın yumurtasının kabını kesiyorum. Onu kullanıyorum. Böyle küçük küçük palet gibi oluyor bana. Hem de yıkama derdim olmuyor. Atıyorum onu. Yok, bu senin fikrin. Ben bıldırcın yumurtası kabından yok, bir şey yapmadım. Gibi. Sen bunu böyle düşünmüşsün. Kendi gibi fikrin. Süper. Özel fikirler. Böyle çok basit çiziyoruz. Dörde bölüyorum önce yüzümüzü. Tamam. Sonra işte herkesin kendince bir çizimi var. Gözlerimizi oluşturuyorum ben. Ağzımızı ufak... Bir dakika şimdi, evet. Şöyle bir kameraya gösterelim. Bakın dörde böldü. Bu çok güzel. Bütün şeylerde bunu anlatıyor. Hani böyle evet, yüzü nasıl yaparız, nasıl boyarız da bu dörde var. Bölmenin çok önemli olduğunu. Hı-hı. Proporsiyon açısından, evet. Ve simetri ya, açısından. Bir resim bilgim yok olsaydı belki daha... Verimli bir bilgi verebilirdim gayet ama gayet güzel yapmışsın. Evet. Şimdi dörde böldün. Dörde böldükten sonra ben önce gözden başlıyorum. Beyaza tamamen gözümüzü boyuyorum. Kurumuş mu? Kurumuş. Tamamen gözümüzü böyle boyuyorum. Sonra üstüne ne renk göz çalışmak istiyorlarsa, çocuklarına benzetmek istiyor genellikle herkes. Hani çocuğunun gözü Ela ise veya mavi, yeşil, hangi rengi tercih ederlerse. Süper güzel olmuş bu. Ben bayağı burun detayları falan çok değişik, güzel. Bir tanesini çizeyim size göstermek için. Sonra göz rengine geçiyorum. Evet. Onu da yuvarlak, küçük küçük başlayarak oluşturuyorum ki şey kaymasın, yuvarlak olsun diye. Ben kurumasını beklediğim için renk karışmıyor. Birazcık burada hızlı yaptığımız için şu an açık mavi göz oldu. Olsun. Çok güzel bir renk oldu. Ya kurudukça kat da atabilirler. Hiçbir hı-hı sorun olmaz. Kontürleri sonra mı çekiyorsun? Göz çevresinin kontürlerini. Evet. Önce beyazları boyuyorum. Hı-hı. Onlar kuruyunca göze geçiyorum. Tamam. O sırada ağzı yapıyorum. Öyle. Devam ediyorum. Evet. Böyle şerit halinde satın alıyorum. Sonra da bebeğimizin kafasına şöyle bakıyorum. İğneliyorum önce. Hizalamak için, yanlış yapıştırmayayım diye. Ondan sonra yapıştırıcımı çıkarıyorum. Gene göstereyim ben şöyle. Bir dakika. İğneyle. Hı. Yalnız iğne konusunda da bir uyarıda bulunacağım. Cam uçlu, yani cam topuzlu iğne alırlarsa. Çünkü ben bu hatayı yaptım. Kalitesiz iğne yapışıyor bu maddelere. Bu sefer o renkler burada kalıyor. İğnenin başındaki renkler. Bak. Plastiklerde. Evet, güzel iğne kullanalım. Ha, güzel iğne kullanırsanız. Çünkü hassas ve şey bir iş yapıyoruz. Böyle sonradan temiz olmasını istediğimiz çocuklara özel, bir şey yapıyoruz. Özel bir yapıştırıcısı var gene. Ben gene soranlara yardımcı olacağım. Böyle iğneledikten sonra başını şöyle yapıştırıcımızı sürüyoruz. Bol sürerseniz daha iyi olur. Daha güzel yapışır saçımız. Yine ben bir gece bekletiyorum saç tam yapışsın diye. İğneleyip bırakıyorum. Hı hı. Ama tam kat dibine kat kadar. Kat kat mı gidiyorsun? Evet, kat döndürüyor kat. Musun? Döndüre döndüre. Böyle döndüre döndüre gidiyorum. Yalnız çok güzel şey olmuş. Bakın şuradan göstereyim. Bayağı saç ekim merkezinde saç ekilmiş gibi. Yalnız saçlar hani gerçek değil ama o kadar güzel, o kadar kaliteli saç ki.